ilk olarak tasarımdan başlayacak olursak bir kere 75 inç olduğu için gerçekten devasa bir televizyonla karşı karşıyayız. Köşeden köşeye onu da belirtelim. Tasarımda ilk dikkat çeken nokta çerçevesiz tasarım. Gerçekten çok ince, herhangi bir şekilde göze batmayan çerçeveleri var. Bu da size tamamen ekranın kalıyor anlamına geliyor. Onunla beraber alt tarafta metal gayet şık sade bir stand var. Gerçekten çok sade. Kurulumu da çok zor değil. Genelde bir 10 dakikada falan kurduk. Evet, büyük modellerde genelde bu bacak kurulumu zorlayabiliyor ama burada öyle bir şey yok. Bunun dışında arka taraftaki giriş çıkış panelleri çok güzel yerleştirilmiş. O slotları, USB, HDMI girişleri vesaire çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kumanda çok ergonomik. Tuşları çok yumuşak galiba, hani hissiyatı ön tarafta böyle kadifemsi bir malzeme kullanılmış. Bizim bugüne kadar gördüğümüz plastik malzemeden farklı olarak. Üzerinde Google Play ve Netflix'in logoları da var. Yani onlar için tuşlar da var. Bu arada televizyonun tasarımı noktasında standta yer alan kablo saklama özelliğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Evet, arka bacak çıkıntılarında kabloları içerinden geçirebileceği bir kanal mevcut. Böylelikle HDMI veya işte güç kablosunu arka tarafta bir dağınıklık yaratmadan böyle direkt prize gönderebiliyorsunuz. Bir kablo karmaşası yapmadan daha temiz bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerine geçelim istersen. Şimdi öncelikle 75XE9005 modeli, 2017 model Sony'nin Bravia serisi televizyonlarından bir tanesi, bundan bahsetmek lazım. HDR destekli ve Extended Dynamic Range denilen teknolojiyi destekliyor ki bunda 10 bit panel olduğundan da bahsetmek lazım. Şu anda zaten hani farkı gösteren bir görsel karşımızda, burada çok daha çarpıcı renkler görünüyorken HDR olmayan bir televizyon ön izlemesinde renklerin aradaki böyle çok görünmediği, soluk çok göründüğü bir fark var. X-Reality Pro Engine adı verilen Sony'nin görüntüleme sistemlerindeki bütün teknolojiler bu televizyonda yer alıyor. Böylelikle çok daha iyi HDR performansı, ayrıca detayların daha net belirgin olduğu görüntüler bu televizyonda işlenerek kullanıcılara sunuluyor ki bu işlem gücünde Sony'nin kendi üretimi X1 isimli bir televizyon işlemcisinden alıyor. Evet. Bu çok önemli çünkü televizyon gerçek anlamda görüntüleri iyileştirebilen, hem kontrast anlamında hem keskinlik anlamında hem netlik anlamında işleme yapan bir çok ciddi bilgisayar bir var aslında işleme arkada. Yapabiliyor ki burada Android işletim sisteminden de bahsetmek lazım. Bravia Android adı verilen bir versiyon televizyonda yüklü ve benim son zamanlarda gördüğüm en akıcı Android deneyimini sunuyor. Full Google Play desteği mevcut, oyun oynanabiliyor vesaire, çok sayıda bütün şey kullanabiliyor. Bütün Android uygulamaları neredeyse kullanabiliyorsunuz. Marshmallow üzerine hazırlanmış bir Android sürümü, ancak 7.0 güncellemesi de alacak. Bundan da bahsetmek lazım. Kablosu sağ tarafında 802.11ac desteği mevcut. Bluetooth 4.1 desteği mevcut. Bunlar önemli noktalardan bir tanesi. Android işletim sistemiyle birlikte tabii sesli asistan desteği de cihazda mevcut. Kumandaya konuşarak belirli komutlar verebiliyorsunuz. Ayrıca Motion Flow XR 1000Hz denilen bir teknolojiyle birlikte 1000Hz'lik tazeleme hızını üretebiliyor bu televizyon. Bu da en hızlı sahneleri bile, en akıcı sahnelerin bile ghosting yaratmadan izlenebilmesini sağlıyor. Herhangi bir yırtılma, görüntü bozulması olmadan akıcı sahneleri aynı şekilde görebilmemizi sağlıyor. Çok heyecan verici model. Şundan da son bahsetmek gerekiyor. Şu anda bu televizyonu Teknosa mağazalarından sınırlı bir süre içinde aldığınızda PlayStation 4 Slim versiyonunun 500 GB'lık modelini hediye olarak yanında satın alan insanlar kazanabilecek. Evet, direkt olarak bu televizyonla beraber oyun konsolunuz da bu şekilde bedavaya gelmiş oluyor. Bu videomuzda Sony'nin 75XE9005 isimli yeni Android televizyonunun kutusunu açtık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.